Öncelikli olarak kamp dönemimiz çok yoğun geçiyor, çok tempolu geçiyor. Futbolcularımın çalışma azminden ve çalışmalarından çok memnunum. Sahalarımız güzel, kamp ortamımız güzel. Bize en iyi şekilde burada hizmet eden hem personele hem bizim takımımız içindeki kulüp personelimize gayretlerinden dolayı başımızda bulunan genel kaptanımız Hulusi Uzuner'e bu konuda bize bu imkanları sağladığı için Gölcük Spor yönetimine, başkanına çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bunun neticesinde de dün bir hazırlık maçı gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız var, eksik oyuncularımız var. Daha transfer edip de tam olarak hazır hale gelmemiş oyuncularımız var. Genel manada altyapıdan almış olduğumuz 7 tane, hatta artı bir kaleci de almıştık. Onun da bir sakatlığı oluştu. Altyapıdaki oyuncularımıza burada şans verdik. Onların da çalışmalarından gayet memnunum. Gerçekten Gölcük sporumuzun geleceği adına önemli oyuncular olabilirler ki bunun gibi daha nicelerinin olacağını da ümit ediyoruz. Çünkü altyapı futbolun temelidir. İnşallah altyapımıza biz çok önem vereceğiz. Altyapı çalışmalarımız devam edecek. Biz onları bu şekilde kamplara getirip bu ortamları onlara yaşattıkça diğerlerinin de önünü açmış olacağız. İnsanlar da burada bir şeylerin değiştiğini, burada bazı şeylerin geliştiğini anlayacaklar. Hani burada hazırlık maçına gelmeden önce bunları dile getirmek istedim. Çünkü altyapının değerlerine sahip çıkmak bizim için çok önemli diyorum. Hazırlık maçımıza gelince güzel bir maç oldu. Beklediğimiz gibi geçti diyebilirim. Yani görmek istediğimiz şeyleri gördük. Açık ve net bir şekilde neremizde eksik olur, neremizde olmaz ya da nerelerimize tekrar transfer yapmamız gerekiyor. Bunların zaten bilincindeydik. Bizim için güzel bir maç oldu. Gerçekten hazırlık maçı tadında geçti. Sakatlık olmadı, işte kavga dövüş olmadı, fair play ortamında geçti. Bu arada bize tesislerini açan Manavgat Belediyespor'a da çok teşekkür ederiz. Hazırlık maçıyla alakalı bütün oyunculara şans verdik. Altyapıdan gelen bütün oyuncularımıza da şans verdik, süre verdik. Onlar da şanslarını iyi değerlendirdiler. İnşallah yarın da bir hazırlık maçı yapacağız yurt dışından bir ekiple. Orada da en son artık kampımızın son maçını yapıp eksikliklerimizi görüp daha sonra neler yapabiliriz, lige nasıl en iyi şekilde hazır olabiliriz, onun planlamasını yapacağız. Allah'ın izniyle de ilk maça tam hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Biz geldiğimizde yollarımızı ayırdığımız bazı oyuncular oldu. Teşekkür ettiğimiz bazı oyuncular oldu. Mutlaka yerine adam almamız gerekiyordu. Futbolcu transferi yapmamız gerekiyordu. Eksik gördüğümüz yerleri yönetimimize ilettik. Onlar da transfer çalışmalarını sağ olsunlar hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Ellerinden geldikçe kısa sürede çözmeye çalışıyorlar ki bir an önce takıma transferlerimiz monte edilsin ve takımımız ilk lig maçına hazır bir şekilde çıksın. Enes'in özelinde gelince, Enes iyi bir oyuncu, takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Onu kadromuza kattık. İşte Burak Toker'i aldık, Oktay Pop'u tekrar geri aldık. Yuvacık Spor'dan eski futbolcumuz Tolunay'ı, kaleci Mertcan'ı aldık. Gümüşhane Spor'dan Emre Kömürcü'yü aldık, sol beke. Bir iki transfer daha düşünüyoruz, görüşmelerimiz var. İnşallah onları da tamamlarsak lige artık bomba gibi giriş yaparız diye düşünüyorum.